Selamünaleyküm dostlar, hoş geldiniz. Öncelikle S-400'lerin üreticisi Rosoboron Export Başkanı, Türkiye ile askeri teknik işbirliğinin geliştirilmesi hakkında Dubai Havacılık Fuarı'nda açıklamalarda bulundu. Kendisi şu açıklamaları yaptı: Türkiye ile S-400 konusunda teknolojik işbirliğine başlamış bulunuyoruz. Mevcut anlaşma sadece S-400 teslimatını değil, bazı parçaların Türkiye'de üretilmesini içeriyor. Bu çalışmalara başladık, parçalar Türkiye'de üretiliyor şeklinde Rus Devlet Haber Ajansı Interfax'a açıklamalarda bulundu. Dediğimiz gibi Dubai Havacılık Fuarı'nda açıklamalar yaptı. Rosoboron Export'un genel müdürü Alexander Mikhayev, kendisi yine 2021 yılı bitmeden Türkiye ile yeni bir sözleşmenin imzalanacağını duyurdu. Diğer haberimiz, sonunda gün yüzüne çıktı. 42 metre boya, 550 ton deplasmana sahip STM firması tarafından üretilen denizaltıların inşaatına 2022 yılında başlanacak. Bununla ilgili bir resmin STM tarafından servis edildiğini de görmekteyiz. Yine TCG İstanbul fırkateynimizde Hisar ve ESSM füzeleri beraber kullanılacak. Buna ilişkin konsept tasarım çalışmasında görmektesiniz. Dünya genelinden diğer haberlere bakalım. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği İran'da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından kabul edildi. Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'dan açıklamalar geldi. Polonya'nın daha fazla göçmen girişimini engellemeyi başaramaması halinde göçmenleri Belarus hava yollarına yerleştirip doğrudan Almanya'ya uçuracağım şeklinde ilginç bir açıklamada bulundu. İranlı milletvekili Hüseyin'i, İranlıların Türkiye'den 300 milyon dolar değerinde mülk aldığını söylerken bunun ülkeden sermaye kaçışı olduğunu vurgulayarak uyarılarda bulundu. TCG Yavuz Fırkateynimiz, Batı Karadeniz'de Fatih ve Kanuni sondaj platformlarına koruma ve refakat görevi icra ediyor. 2. Kolordu İstikam Alay Komutanlığı ve 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Demirci Göleti'nde, yani Gelibolu'nda tatbikat yapılıyor. Faaliyete 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda bulunan Azerbaycan Mekanize Piyade Bölüğü de katılım sağlıyor. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles, Belarus'tan Avrupa Birliği'ne yasa dışı girişleri kolaylaştıran kişi ve kurumlara yönelik yeni yaptırım paketi ve yaptırımların kapsamını genişletecek yeni kriterleri onaylayacaklarını duyurdu. Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkenin dışişleri bakanları, Belarus, Batı Balkanlar, Sahel bölgesi, Etiyopya, Sudan ve Kıbrıs'taki Maraş konusunu ele almak üzere görüşme gerçekleştiriyor. Borrell, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada Belarus yönetiminin neden olduğu insani krizi masaya yatıracaklarını, bunun için dün Polonya, Litvanya ve Rusya Dışişleri Bakanlarının yanı sıra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştüğünü de duyuruyor. Bugün üzerinde devlet kurduğumuz, özgür olarak yaşadığımız bir vatana sahipsek bu mücahit ve Mehmetçik sayesindedir şeklinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açıklamalarda bulundu. 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanı, Rum tarafının bizim egemen eşitliğimizi kabul etmemesi, bizlere yetki ve refah paylaşımı yapmaması gibi nedenlerle devlet kurduk. Kapalı Maraş'ı açma kararımız Kıbrıs meselesine yeni bir boyut kazandırdı. Kıbrıs Türk halkı adı olarak Kıbrıs adasını çevreleyen denizlerdeki haklarına sahip çıkma kararlılığını sürdürüyor. Ana vatan Türkiye ile bu yönde yapılan anlaşmalara bağlı olarak ana vatanın verdiği kararlı desteğe müteşekkiriz açıklamasında bulundu. Suriye'de Beşar Esad rejimi ve İran destekli terörist grupların Halep kırsalındaki sivil yerleşim yerlerine saldırdığı belirtiliyor. 4 sivil yaralanırken 2 sivil hayatını kaybetti. İran güçleri Halep ilinin İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içerisinde bulunan Kefer Nuran köyünü hedef aldı. Sivil savunma ekiplerinden alınan bilgiye göre Kefer Nuran köyüne maalesef bu şekilde bir eylem gerçekleştirilmiş oldu.
Avrupa hayali kuran göçmenlerle ilgili şunu da söyleyelim. Belarus'tan son görüntüleri görmektesiniz. Polonya güvenlik güçleri sınır kapısının Belarus tarafında bekleyen göçmenlerin Polonya'ya geçişini engellemek için emniyet tedbirlerini arttırdı. Helikopter destekli askeri birliklerin sınır hattındaki sıkı kontrolü devam ederken çocuklarıyla beraber bölgeye gelen göçmenler sınır tellerine kadar dayanmış durumda. Kardeş ve dost ülke Cezayir'den haber aktaralım. Cezayir Bocce milli takımı kahraman kazandı. 19. Akdeniz oyunlarına hazırlık için kamp yapıyor. Gelecek yıl yaz aylarında Cezayir'de düzenlenecek Akdeniz oyunlarına hazırlık için ilçede Şehit Samet Cantürk Bocce salonunda çalışmalarını sürdüren Cezayir milli takımını kahraman kazan belediye başkanı ve Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen ziyaret etti. Diğer haberimiz, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı ile Yemen Genelkurmay Başkanı arasında görüşme yapıldı. Suudi Arabistan medyası tarafından duyuruluyor. Resmi bir bilgi paylaşılmamış, yani ne görüşüldüğü paylaşılmasa da muhtemelen Husilerin ilerleyişinin paylaşılmış olması gerekiyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus ordusu Ukrayna sınırı yakınında son haftalarda geniş çaplı ve alışılmadık şekilde yoğunlaştı. Bunun bahar aylarında Rusya'nın Kırım ve Karadeniz'e askeri yığınak yapmasıyla benzerlik taşıdığını düşünüyorum açıklamasında bulundu. Özbekistan Mezar-ı Şerif Havaalanı'na ekipman desteği yolluyor. Türkiye'de 6 aydır Kabil Havalimanı için uğraşmıştı. Neticede Kabil Havalimanı Katar'a verilirken Mezar-ı Şerif ise Özbekistan'a verilecek gibi duruyor. Ülkenin iki önemli havalimanında Türkiye'nin etkisi kalmadı şeklinde Afgan basınında haber servis ediliyor. Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Mişri, Türkiye ve İtalya Libya'da hatalı bir seçim yapılmasından yana değil şeklinde açıklamalarda bulundu. Evet dostlar, ülkemizden ve dünyadan olabildiğince çok sayıda gelişmeyi aktarmaya çalıştık. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. En mutlu günlerinden birini 15 Kasım 1983 tarihinde yaşamıştır. Onurlu bir varoluş mücadelesi ve eşsiz fedakarlıklarla kurduğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38. kuruluş yıldönümü büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır. Hepinizin bayramı bir kez daha kutlu olsun. Kıbrıs Türk halkı olarak eğer bugün başı dik ve onurlu bir biçimde kendi vatanımızda özgürce yaşayabiliyorsak, bunu her türlü bedeli gözünü kırpmadan ödeyen kahraman halkımıza, aziz şehitlerimize, gazilerimize, ulusal kahramanımıza, Doktor Fazıl Küçük'ten Rauf Denktaş'a uzanan şanlı ecdadımıza ve ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'ne borçluyuz. Can ve mal güvenliğimiz ve istiklalimiz için 20 Temmuz sabahı Kıbrıs'ta bir barış harekatı gerçekleştirilmemiş olsaydı bugün Kıbrıs bir Yunan adası olacaktı.